Testler veya biyokimyasal teşhisle sıtma belirlendikten sonra kişinin mümkün olan en az komplikasyonuna yaşam şansını artırmak için hemen tedaviye geçilmesi gerekir. Sıtma ilaçları ile bir tedaviye başlayacağımızı düşünelim. Doğru ilacı kullandığımızdan emin olmak için birkaç şey bilmeliyiz. Öncelikle hangi plasmodium türü ile karşı karşıya olduğumuzu öğrenmeliyiz. Çünkü bazı türlere etki eden ilaçlar diğerlerini etkilemeyebilir Hastanın durumunu da bilmeliyiz, değil mi? Bu grip, ateş ve üşüme gibi belirtileri olan, komplike olmayan bir sıtma mı? Yoksa ölüm tehlikesi olan ağır sıtma mı? Sorunun ne olduğunu tam olarak anlamalıyız. Ayrıca bu enfeksiyona sebep olan parazitlerin herhangi bir tedaviye karşı dirençli olup olmadıklarını da araştırmalıyız. Belki de enfeksiyon, sıtma tedavisine direnen parazitlerin olduğu bilinen bir yerde başlamış olabilir. İşte bunun için yapmamız gereken birkaç şey var. Mesela buradaki kişi bizim hastamız olsun ve komplike olmayan sıtması var diyelim. Unutmayın komplike olmayan sıtma da çok ciddidir ve ölümcül olabilir. Ve diyelim ki buradaki hastamızın da ağır sıtması var. Soldaki hastamız yani komplike olmayan sıtmalı hastamız evinde dinleniyor. Grip gibi belirtiler gösteriyor ama evde ancak ağır sıtma geçiren hastamız hastane yatağında ve kontrol altında tutuluyor her an gözlem altında ve ilaçlarını damar yolundan alıyor diğer hastamız yani durumu komplike olmayan hasta evinde ilaçlarını hap halinde alabilir ağır sıtma hastamız sistemik yani tüm bedeni etkileyen belirtiler gösterir Kan basıncı tehlikeli olacak şekilde düşmüş, ileri derece anemi olmuş ya da beyniyle ilgili belirtiler göstermeye başlamış olabilir. Örneğin serebral sıtma geçiriyor olabilir. Böyle bir durumda kriz geçirebilir. Beyni nefes alışverişlerini kontrol edemeyebilir ya da komaya girebilir. Bu hastamız diğeri gibi ilaçlarını hap halinde almıyor. O bu ilaçları damar yoluyla yani serumla alacak. Ayrıca onun hayatta kaldığında olabildiğince az hasarla kurtulması için daha çok gözetim ve tıbbi bakıma ihtiyacı var. Şimdi sıtma enfeksiyonu için kullanılan ilaç çeşitlerinden söz edelim. Hatırlayalım. Sıtmanın iki aşaması vardı. İlki karaciğer aşaması. Bu aşamada sporozoitler karaciğer hücrelerinizi ele geçirip milyonlarca merozoit hücresi olarak çoğalıyor bir de alüvar hücresi aşaması var. Bu aşamada da merozoitler karaciğer hücrelerinizden çıkıp kan hücrelerinize ele geçiriyor. Al girdiklerinde ise trofozoitlere dönüşüyorlardı. Burada da biraz takılıp çoğalıyor ve milyonlarca merozoit oluşturuyorlar. Ama size güzel bir haber vereyim. Bu parazitleri herhangi bir aşamada yok edebilecek ilaçlarımız var. Komplike olmayan sıtma hastalarına tedavi için genelde kombinasyon terapisi uygulanır. Bu da hastaların çok az ilaç kullanarak tedavi olabilmeleri demek. Hastalar genellikle iki ya da üç farklı ilaç kullanır. Eğer tek bir ilaç kullanılırsa, parazitler hemen bu maddeye karşı nasıl dayanıklı olacaklarını keşfeder ve ilaç etkisiz kalır. Aslına bakarsanız, bu şu an çok büyük bir problem. Dünyanın bazı yerlerinde ilaçlara dayanıklılık geliştiren parazitler problem yaratıyor. İşte bunun için farklı ilaçları bir arada kullanarak yapılan kombinasyon terapisi oldukça önemli. Eğer parazitler elimizdeki ilaçların hepsine karşı savunma mekanizmaları geliştirirlerse elimizde kullanacak ilaç kalmayabilir. Komplike olmayan sıtmayı tedavi etmek için tavsiye edilen kombinasyona ACT yani Artemisinin kombinasyon terapisi deniyor. Buradaki Artemisinin ilaçları aldığımız bitkinin adı. Artemisinin bitkisinden aldığımız ilacın adı ise Artesunat. Artesunat parazitleri öldürebilecek zehirli bir ortam yaratır. Ayrıca Plasmodium'un yüzeyindeki önemli proteinlere müdahale ederek onların besin almasını engeller. Bu da tabii ki Plasmodium'un hayatta kalmasını zorlaştırır. ACT'nin artesunat adlı ilacı esas almasının sebebi ise bu ilacın tüm plazmodium türlerine karşı gerçekten çok etkili olması. Şu ana kadar parazitler bu ilaca karşı direnç gösteremediler. Bu da çok güzel. Genellikle uygulanan kombinasyonda artesunatın yanında daha farklı işleyişi olan başka bir ilaç daha verilir. Buna örnek olarak meflokin adlı ilacı verebiliriz meflokin parazitteki asit baz dengesini bozar ve bu da genellikle parazit için ölümcül olur. Ya da bazen iki sinerjistik yani birbirinin etkisini artıran ilaç bir arada kullanılır. Örneğin sülfadoksin ve primetamin. Bu ilaçlar sıtmanın DNA'sını kopyalamasını engeller. Bu da parazitin bedenimizde çok hızlı bir şekilde üremesini engellediği anlamına geliyor. Bunlar sadece birkaç örnek. Tabii ki başka kullanılabilecek ilaçlar da var. Bu bahsettiğim ACT tedavisi özellikle Plasmodium falciparum'un neden olduğu komplike olmayan sıtma tedavisi için geçerli. ACT falciparum'u kandan temizlemekte çok etkili. Ama Plasmodium vivax'ın farklı bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor kan aşaması için aynı falsiparumda olduğu gibi yine ACT ya da klorokin kullanılabilir. Ama sıtma parazitleri klorokine karşı dayanıklı olabilir. Günümüzde en çok Asya'nın güneydoğusunda klorokine karşı koyabilen sıtma parazitleri görüyoruz. Peki klorokin nasıl çalışıyor? Şimdi sıtma parazitlerinin kanla beslendiğini biliyoruz. Gerçekten al yuvarlardaki hemoglobini çok seviyorlar. Zaten bu yüzden kanımıza karıştıklarında çok güzel vakit geçirip bolca çoğalıyorlar. Parazitler bir al hemoglobini sindirirken bu molekülün prostetik grubu hem kısmını bırakıyorlar. Yani hem kısmı öylece etrafta geziniyor. Çünkü parazitler sadece proteini yani globulin kısmını yemek istiyor. Aslında öylece etrafta gezinen hem kısmı her ikisi için de zehirli. Ama parazitler al yuvarlarda daha fazla kalmak ve tabii ki yaşamak istedikleri için bu hem maddesini hemozoin adı verilen kristallere çeviriyor. Hemozoin ne parazit için ne de hücre için zararlı bir madde değil. Klorokin ve meflokin de parazitlerin zehirli hemi zehirli olmayan hemozoine dönüştürmesini engelliyor. Yani biriken bütün hem ortamı oldukça zehirli ve parazit için tehlikeli bir hale getiriyor ve parazitler ölüyor. Bizim de istediğimiz zaten bu değil miydi? İşte bu da Plasmodium vivax ve kan aşamasıydı. Ama vivax daha ilginç. Falciparum gibi karaciğerden kana geçip gitmiyor. İkinci aşamada da karaciğerde kalıyor. Fasiparum hemen hareket ediyor ve hızlı ama etkili bir biçimde ağır enfeksiyona sebep oluyor. Ama Vivax ağır enfeksiyona sebep olsa da çok daha yavaş hareket ediyor ve hipnozoit denen şekle dönüşüyor. İşte bu hipnozoitler de karaciğer hücrelerinde uzunca bir süre uykuda kalıyor. Yani bunu Vivax'la kronik bir sıtma enfeksiyonu geçirmek gibi düşünebiliriz. Karaciğerdeki parazitleri de öldürmek gerekiyor. Bunu primakinle yapabilirsiniz. Primakin aslında tüm sıtma parazitlerine karşı etkili ama özellikle vivax hipnozoitlerine karşı daha çok kullanılıyor. Primakin karaciğerdeki hipnozoitlerin oksidasyon yapabilen mekanizmasını durduruyor. Yani bu parazitlerin yaşayacak kadar enerji üretmelerini engelliyor ve onlar da bunun sonucunda ölüyorlar. Evet. Böylelikle komplike olmayan falciparum ve vivax enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilecek bazı temel fikirlerden bahsetmiş olduk. Ama buradaki hastamız gibi eğer birinde ağır sıtma varsa her zaman yapılması gereken bir şey var. O da damar yolu açarak serum bağlamak. Serumla bu kişiye artesunat verilmeli. Bu ACT tedavisindeki asıl ilaçtı. Hatırladınız değil mi? Bu hastalar bu ilaçları hap halinde alamazlar. Direkt kanlarını almaları gerek. Çünkü haplarla ve onların sindirimiyle uğraşacak vakit yok. Serumun yanı sıra kişinin fazladan destekleyici tedaviye de ihtiyacı olacaktır. Ağır sıtmada kişi kriz geçirebilir, komada olabilir ya da kendi kendine nefes alamıyor olabilir. Bu yüzden nefes almaları için desteğe ihtiyaç duyabilirler. Büyük bir ihtimalle susuz da kalmış olurlar onun içinde sıvılara ve elektrolitlere de ihtiyaçları olur. Peki, sıtma hastalığının seyri konusunda neler bekleyebiliriz? Eğer tedavi düzgün olursa, özellikle komplike olmayan sıtmada tam iyileşme görülür. Aslında bu genellikle ağır sıtma için de geçerlidir ama ağır sıtmanın çok hızlı ve tahmin edilemeyecek şekilde ilerleyebildiği unutulmamalıdır. Yani yoğun tedavi ve bakım sonrasında bile ölümcül olabilir